Fecri sabah namazının iki rekat sünnetinde kıraat meselesi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, kâle kavmin bir cemaat dediler ki, la yukurav fî rekateyn fecri. Sabah namazının iki rekatinde, yani sünnetinde Kur'an okunulmaz. Ve kâle âkârûn, ötekiler dediler ki, yukurav fîhima, bu iki rekette okunulur. Bir Fatiha-i Kitab, yalnız Fatiha, hasreti yalnız Fatiha okunuyor, başka sure yok. Demek ki üç gavur oluyor burada. Hiç okunmaz diyenler var. Yalnız Fatiha okunur diyenler var. Hayır, hem Fatiha hem de bir sure okunur diyenler var. Evet. Vehteccel ferikal. Evvela kıraat var mı, yok mu? Evvela burada başlayacak. Kıraat olunca yalnız Fatiha mi yoksa Fatiha ile beraber bir sure de var mı? O ikincide kalacak. Evvela kıraat var mı yok mu diyor. Bir kısmı yok, bir kısmı var dedi. Vehtecel ferikan, her iki ferik de ihticac ettiler, delil getirdiler. Fî zâlike, bu meselede bima, bir rivayette ki kad haddeseni, İmam-ı Tahav diyor ki bana rivayet eyledi Yunus. Kâle Yunus dedi ki ahberene bunu verdim. Bize İbn-i Vehb haber verdi ki enne maliken imamu malik haddesehu rivayet eyledi en nafi'in en ibn-i Ömer. İmam-ı Nafi'den, o da Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet eylemiş ki enne hafsete ümmed müminine radıyallahu anha ezvacı müteharraktan Hazreti Hafsa radıyallahu anha ahberetu. O Abdullah ibn-i Ömer'e haber vermiş ki, geldi bacısı ya, bacı kardeş, evet. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنس كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صباح namazının ezanından müezzin sükut etti mi, yani ezanı bitirdi mi, evin nida bir subuh, yahut da tabir böyle sabah namazının nidasından müezzin farig oldu, sükut etti mi, salla rekateyn hafifeteyn, Resulullah Efendimiz iki hafif rekat namaz kılardı. قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلَاةِ, namaz ikame edilmezden evvel, yani farza başlanılmazdan evvel iki rekat hafif namaz kılardı. E işte bu hafif namazlar, bir kısım dedik yani hafif hiç okumazdı. Bir kısım da diyor ki hiç okumazdı değil, yalnız Fatiha'yı okurdu. Hafifte murat bu. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اِدْرِيسَ الْمَكِّيُّ مَكِّيُّ قَالَ حَدَّسَنَا الْحُمَيْدِيُّ قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع فذكر بإسناده نحوه. Başka bir hadisle İmam-ı Nafi'den, o da Abdullah ibn Ömer'den, o da Hazreti Hafsa'dan rivayet ediyor ki evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezandan sonra iki hafif rekat namaz kılardı. Fezehebu, zahir buldular ki ila enne sünneti, sünnet olan fihima, sabah namazının sünnetinde, sünnet olarak ya tahfifi, tahfiftir. Yani uzun boylu okumamaktır. Tahfif deyince ne kadar? İşte tahfif deyince bir kısmı demiş ki hiç okumaz. Bir kısmı demiş ki yalnız Fatiha'yı okur. Bir kısmı da diyor ki hayır, Fatiha'yı okur da Zemm-i Sure'yi de çok uzatmaz. Kısa Zemm-i Sure'lerden okur, o da gelecek. Ve mimmen kâle, bir kimselerdendir ki dedi innehu yakra'u fihima, sabah namazının iki rekat sünnetinde okur bi Fatiha'l Kitab, Fatiha'yı kitabı okur, hasreten yalnız onu okur diyenlerdendir. Kim? Malik ibn Enes radıyallahu anh. Malik ibn Enes. Malik ibn Enes diyor ki hiç okumaz değil, okur, yalnız Fatiha'yı okur, başka zemmi sure okumaz. İmam Malik'in mesajı bu. Haddesena Yunus'u, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle Malik'ün, İmam Malik buyurdular ki bizâlike âhuzu, ben bu hadisle alırım fî hâsseti nefsî, kendimin hususî işimde, en akra okuyayım fîhima, sabah namazının sünnetinde bi ümmü'l-Kur'an Fatiha'yı, ben kendi nefsimde böyle amel ederim buyurmuş İmam Malik. Yalnız Fatiha'yı okurum. Yani onun indinde hafiften murat mı demek? Yani hiç okumaz olmaz da yalnız okur da yalnız Fatiha'yı okur.
Fakat hiç okumaz diyenler de var ama onları burada zikretmedim. Onu diyenler kim? Ashab'tan hangileri ona gayet olmuş, tabiinden hangileri ona gayet olmuş, onu İmam-ı Tahavi burada zikretmedi. Demek ona ehemmiyet vermedi. O kavim pek sahip olduğunda ona ehemmiyet vermedi. Yalnız nerede durdu? Yalnız Fatiha mı okunmalı? Fatiha ile beraber Zemm-i Sûre okunmalı mı? Bunu aldı. Bunda diyor ki İmam-ı Malik dedi ki ben yalnız Fatiha'yı okurum. Benim başkasına fetva vermem. Fakat kendim böyle amel ederim. Ki Hasret-i Nefsi dedi ki bu. Kendi amelim böyledir. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن عمدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة المسؤول يصلي ركعتي الفجر صباح نمازن إكي ركعتين كلاردي ركعتين خفيفتين خفيف olarak إكي ركعة كلاردي hatta اقول حتى ben derdim ki هل قرأ فيهما رسول الله Efendimiz acaba okudu mu bu iki rekatte bu ümmül kitab Fatiha'yı okudu mu? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den rivayet İmam-ı Malik görünce Hazreti Ayşe diyor ki o kadar hafif kılardı ki Peygamber Efendimiz namaza başlardı, rükû'a giderdi. Bu arada acaba Fatiha'yı okudu mu okumadı mı? O kadar hafif kılardı. Yani Fatiha'dan başka bir şey okunmaz da Fatiha'yı da acaba okudu mu, okumadı mı? O kadar süratle kılardı, çabuk kılardı. Öyleyse İmam-ı Malik diyor ki bu hadisle amel etmek lazım. Hazreti Ayşe'nin bu rivayetiyle amel edilirse Fatiha'dan başka bir şey okunamaz. Çünkü Fatiha'nın okunduğunda bile Hazreti Ayşe çiçekli şüphe etmiş. Fatiha'dan başka hiçbir şey yok. Burada bazıları takdiri ifade etmek için söylüyorlar. Hı? La la, hatta ekulu, Hz. Ayşe bak ne diyor? Hatta ekulu hel kar'a fihima. Acaba onlar da okudu mu? Bir ümmet kitabı, Fatiha kitabı okudu mu? Hz. Ayşe şekü şüphe etmiş. Şekü şüphe ettiğinden yani Fatiha'dan başka bir şey okumamış. Fatiha'dan başka bir şey okumayınca öyleyse Fatiha'yı okumuş. O da şüpheli ama gene onu okumuş aldı yani. O kadar hafif. Öyleyse İmam Malik diyor ki bundan anlaşılıyor ki sabah namazının sünnetinde yalnız Fatiha okunur. Ben böyle amel ederim. Gene de sizde yalnız Fatiha'yı okuyun dememiş. Yahut da külliyen kıraati terk edin dememiş. Çünkü ona zahip olanlar da var. Hiç kıraati yok diyenler de var. Bazıları da Fatiha'dan başka bir şey de okunur diyenler de var. Fakat İmam Malik Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bu hadise diyor ki kıraat olsa olsa Fatiha olur, başkası yok. Çünkü Hazreti Ayşe ne diyor? Hem kara, ben şekli şüphe ettim, acaba okudu mu? Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in, kâle haddesena Yusuf ibn-i Adiyyin, kâle haddesena Ali ibn-i Mesher, en Yahya ibn-i Sa'id, fezekere bi isnadihi nehlehu. Yine bu senette de aynı hadisi şerifi zikretmiş oldu. Yani hadisin iki şeyi var. İki senet var. Bir üçüncü senet daha getiriyor. Haddesena Fatu, kâle haddesena Abdullah ibn-i Salih, kâle haddesena Muaviyyet ibn-i Salih, enne Yahya ibn-i Sa'idin haddesehu, enne Muhammed ibn-i Abdirrahman haddesehu, en ümmi Amra, enne Aişete radıyallahu anh'a qâlet, sümme zekere mahluhu. Yine Hazreti Aişe'den yine hadisi şerifi üçüncü bir senetle rivayet eyledi. Haddesena ibn-i Merzuh, قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عمتي عمرة محمد بن عبد الرحمن عم سيمش عمرة وني شتم تحدث عن عائشة رضي الله عنها وتهزف عائشة رواية إذردي كي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة فلمس كان إذا تلع الفجر فجر تلوع الدمي صلى ركعتين خفيفتين İki hafif rekat namaz kılardı. Ekulu ben derdim ki yakra'u fihima o iki rekatte okudu bi fatihatil kitab Fatiha'yı kitabı okudu derdim. Şimdi yukarıdakinde acaba Fatiha'yı okudu mi? Bunda da diyor ki hayır ben derdim ki Fatiha'yı okudu. Acaba okudu mu yok.
yani Fatiha'yı okuyacak kadar durdu. Yukarısında onda da şüphe etmiş. Kale Ebu Cafer, İmam Cafer, Ebu Cafer-i Tahavvi buyuruyorlar ki Fesih hadisi şöbete hada, şöbenin Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu bu hadiste olucudur. Hilâf-ı maşûl bir hadisin rivayetin hilâfi ki fi gayrihi şöbenin gayrisinden gelen rivayetlerin hilâfı olucudur. O da neden min hadisi Ayşe'te radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'nin hadislerinde. Yukarıda Hazreti Ayşe'den 3-4 senetler rivayet etmiş olduğunda ne dedi Hazreti Ayşe? Şekü şüphe etti acaba Fatiha'yı oku değil mi? Onda öyle geldi. Halbuki bunda da geldi ki oku değil. Öyleyse birbirine muhalif oldu ki. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetler birbirine muhalif oldu. Ellet öyle rivayetler ki kablehu bundan evvel orucudur. Lennehu kâle. Evet. Şöbe dedi ki kâlet Hazreti Ayşe dedi ki ekûlü ben derim ki kâre fîhîmâ u iki reket okudu ki Fatiha'yı kitap, Fatiha'yı kitap okudu. Şöbenin rivayetinde bu var. Fatiha'yı kitap okudu. Öteki rivayetlerde hel kâre okudu mu acaba? Onun için iki rivayet arasında ihtilaf oldu. Fesihâza alâ kulli hâl bu rivayetlerde orucudur. Tesbîtu kıraatihi Peygamber Efendimiz'in kıraatinin tesbîti orucudur. Yani okuduğu sabit oluyor. Fîhîmâ sabah namazının iki rekat sünnetinde. İster okudu mi, ister okudu. Okudu derse zaten okudu. Öteki de yani okumuş da acaba Fatiha'yı kitabı bitirmiş mi yani? O kadar kısa ki bir Fatiha'yı okuyacak kadar vakit var yok işte. Ala kulli hal kıraat var. Öyleyse bu rivayetlerde Peygamber Efendimiz'in sabah namazının sünnetinde Kur'an okuduğu sabit oluyor. Bu neye cevap vermiş oldu? Sabah namazının sünnetinde Kur'an okunmaz diyenlere cevap oldu. Onlara cevap oldu. Var diyor. Evet. Fezalike hüccetun. Bu hüccettir. Alamen şu bir kimse üzerine hüccettir ki nefel kıraate minhuma sabah namazının sünnetinden kıraati nefyetti. Onların aleyhine hüccet vardır. Evet. Çünkü bu iki hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumuş. Yalnız Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde birisinde Fatiha'yı okudu ben dedim. Yani bu kadar kaldı bir Fatiha okuyacak kadar Peygamber Efendimiz beklemiş. Birisinde de acaba o kadar mi daha mı az? Ya bir Fatiha'yı okuyacak kadar ya daha az. Yani şek edecek kadar bir zaman kalmış. Okumuş ama gene okudu o sabit de yalnız Fatiha'yı okudu mu tamam etti mi etmedi mi o var. وَيَجُوزُ caiz olur ki en يَكُونَ وَلَا يَكْرَوُ فِيهِمَا her ikisinde okuya. بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha'yı kitabı okuya. وَغَيْرَهَا bir de başka bir sure okuya. فَيُخَفِّفُ تَخْفِيف eder. وَلَا الْقِرَاةِ Resulullah Efendimiz'in kıraati tahfif eder cidden. Yani o kadar hafif okumuş ki Zemm-i Sure'yi حَتَّى تَقُول حَتَّى Hazreti Ayşe dirdi عَلَى التَّعَجُّبِ teaccübü üzerine min tahfifi. Peygamber Efendimiz o kadar hafif etti ki Hazreti Ayşe teaccübe düştü de dedi ki hel gara fîhima bi fâtihatil kitab acaba Fatiha'yı kitabı okudu mu diye teaccübe düştü. Yani Fatiha'yı okumuş olur ve Zemm-i Sure'yi de okumuş olur fakat o kadar süratli okumuş olur ki Hazreti Ayşe teaccübe düştü ki acaba bir Fatiha okunacak kadar oldu mu? Bir Fatiha-i Şerif'i okudu mu? Fakat bundan İlla Fatiha'dan başka bir şey okumadı manası çıkmaz ki. Yani zaman az. Bu zaman eğer bir keramete, mucizeye sokarsanız oho daha neler çıkar. Şimdi burada zahiri alıyor. Vaktiyle Evliyaullah'tan birisi Mekke'de tavaf edermiş. Bir tavafı bitirinceye kadar Kur'an'ı hatmedermiş. Yani yedi şevk. Yedi şevk ne kadar bitirir bir adam bir tavafı? Bir saat. Yok, bir saat sürmez. 10 dakika. 10 dakika, 15 dakikada Kur'an'ı katledermiş. Hocalardan birisine demişler ki, şu zat bir tevaf edinceye kadar Kur'an'ı katmediyor. Ve hoca demek ki bu keramete meramete de görmemiş, aklı ermemiş, inkar etmiş ya Kur'an verdiği tevafta okunur mu? En süratli okuyan hafız 3 saatte okur. Bu 10 dakikada, 15 dakikada okunur mu? İnkar etmiş.
olmaz demiş, yalancı bu adam. Bu adamı demişler ki işte şu koca inkar ediyor senin bu tevafi bitirinceye kadar Kur'an'ı katmettiğini. Bir şey söylememiş, bir gün o koca tevafa başlamış. Ellerini Hacer-ül Esved'e vurmuş, şeye doğru gidiyor, kapıya doğru, müntezeme doğru. Bu araya giderken o Şeyh Efendi gelmiş, kulağına demiş ki, biraz uzatmış. Kul deyinceye kadar Kur'an başından sonuna kadar hocanız elinden geçmiş. Demiş geçmiş. O kul deyinceye kadar yedi şerdi de bırak. 2-3 hat verik yerde Cenab-ı Hak zaman içinde zaman halk ediyor ve Kur'an onun şerit gibi zihninden geçiyor. Geçtiği gibi de inkar et bakalım. Ne inkar edeceksin? Şimdi buraya girecek olursan Resulullah Efendimiz o kadar kısa bir zaman, diğerlerine göre kısa bir zaman ama acaba onun içinde kim bilir, belki de Fatiha'yı okudu, Fatiha'dan sonra uzun sureler okundu, canın Cenab-ı Hak zaman içinde zaman halk eder. Fakat biz zahirle memur olduğumuzdan o perdeyi kaldırmıyoruz, ona bakmıyoruz. Zahirle, zahire göre. Evet, yoksa zaman içinde zaman var, o da başka. Hocam, okuduğuna dair delil burada var mı ki? Hazreti Ayşe Efendimiz. İşte Hazreti Ayşe diyor ki, acaba Fatiha'yı bitirdi mi? Birisinde de diyor ki, bitirdi. Kendi zamanı ama Allah-u Ekber demiş de rükûa gitmemiş. Yani Allah-u Ekber dese rükûa giderse hiç okumadı. İşte o vakitte sabit olur, durmuş. Allah-u Ekber dedikten sonra kıyamda durmuş, okumuş. Okumuş ama tabi Hazreti Ayşe biliyor ki Fatiha'sız namaz olmaz. Fakat birinci de teaccüb etmiş, o kadar acele bir rükûa gitmiş ki acaba Fatiha'yı bitirdi mi, bitirmedi mi? Bunda teaccüb etmiş. İkincisinde de rivayetinde diyor ki hayır, Fatiha'yı ancak okudu, fazla okuyamazdı yani. O kadar durdu. Öyleyse bu okuduğunun delaleti de. O niçin durdu ya? Yani? Evet. Kıraatsız durulmaz değil mi? Kıraatsız durulmaz. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا Hazreti Ayşe'den rivayet edildi مُنْقَتِعًا مُنْقَتِع olarak, yani senetli inkıta var. مَا bir hadis rivayet edildi ki fihi, on doğrucudur. اَنَّهُ قَدْ كَانْ اَنَّهُ Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ يَقْرَوْ اُقُرْ اِدِ فِيهِمَا فَاتِحَدَ şey, sabah namazının iki rekat sünnetinde غَيْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha'yı, kitabı okuduğu gibi gayrisinde okurdu. Bu rivayet de var. Yine Hazreti Ayşe'den var ama senedi muttasil değil. Senet mungati. O rivayet de şu. Haddesena Ebu Bekret'e. Kale haddesena Sa'id ibn Amir. Kale haddesena Hişam an Muhammedin en Ayşe'te radıyallahu anha kalet. Hişam Muhammed'den. Muhammed ibn Urve olacak bu. Muhammed ibn Örve, babası Örve'den rivayet edecek. Halbuki Örve'yi zikretmedi. Muhammed rivayet etti. Evet. İşte inkitap burada var. Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor ki, kâlet Hazreti Ayşe buyurdu. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yuhfî gizli gizlerdi. Mâ yakra'u fîhima okuduğu Kur'an'ı gizlerdi. Sabah namazının sünnetinde okuduğunu gizlerdi. Ve zekeret, Hazreti Ayşe zikretti. Kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad. Yani aşikar okumazdı ama fakat Hazreti Ayşe zikretti ki ben gizli okurdu ama farkında oldum. Fatiha'dan sonra kul ya eyyuhel kafirun bir de kul huvallahu ehad. Birinci rekette kul ya eyyuhel kafirun, ikincisinde kul huvallahu ehad okurdu. Şimdi bak, bu rivayette Hazreti Ayşe'den geliyor, kıraat var. Yalnız bunun senedi muttasil değil, munkatiya olduğunda hadisi zayıfe derecesine düşüyor. Fakat sebete anhu bi hadis Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe'nin hadisiyle sabit oldu. Ellezî revâhu Şu'be. Şu'be'nin rivayet etmiş olduğu hadisiyle sabit oldu. Kıraatü Fatiha'til kitab. Şu'be'nin hadisinde dedi ki Hazreti Aişe o kadar hafif kılardı ki Fatiha'yı okurdu. Yani fazla bir şey okumazdı. Fatiha'yı okuduğu Şu'be'nin rivayetiyle sabit oldu. Ve bir hadisi Ebi Bekret'e, bu sonki hadis ki Ebu Bekret'in rivayeti etti ki hadisle de sabit oldu. Hangi hadisi, rivayeti hazır? İşte bu. Bu rivayetiyle
sabit oldu. Kıraatü kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad. Şöbe'nin rivayetiyle Fatiha'yı okuyup sabit oldu. Bu Ebu Bekir'in rivayetiyle de kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad okuduğu sabit oldu. Fesebete bizalik, öyleyse bu iki rivayete sabit oldu ki ennehu Peygamber Efendimiz kâne yef'al işlerdi. Fihima o iki rekette ma ol bir şey işlerdi ki yuf'alu işlenir yahut da yef'alu işlerdi fi sair salavat diğer namazlarda minel kıraatı kıraatı diğer namazlarda nasıl Fatiha ve Zemmü Sûre okurduysa bu sabah namazının sünnetlerinde de öyle yaptı. Bu sabit oldu. Peki öyleyse Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ten üç türlü rivayet geldi. Birisinde Fatiha'yı okudum okumadım şekli şüphe. İkincisinde Fatiha'yı okudu. Üçüncüsünde Fatiha'dan başka Zemmü Sûre de okudu. Sümme nazarına öyleyse biz bakacağız ki Hazreti Ayşe'den başkası da böyle bir şey rivayet etmiş mi etmemiş mi? Sümme nazarına sonra baktık. Hel rava gayru Ayşe'te radıyallahu anha fi zâlike şeyen. Bu sabah namazının sünnetinde Kur'an okumak meselesi hakkında Hazreti Ayşe'den başkasından da bir rivayet var mı yok mu? Çünkü Hazreti Ayşe'den üç türlü rivayet geldi. Bir de başka sahabelere bakalım, onlar nasıl rivayet etmişler. Baktık, aradık, feyden İbrahim İbni Ebi Davud, baktık İbrahim İbni Ebi Davud, kat haddesena, bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ahmet İbni Yunus, kale haddesena Abdülmelik İbni Abdülvelid İbni Adan, an Asim, an Ebi Vail, an Abdillah, Ebi Vail'den uzak Abdullah bin Mesud'dan rivayet eyledi ki, kale Abdullah bin Mesud buyurdular ki, مَا اُحْسِي مَا سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَوْ فِي الرَّكَتَيْنِ قَبْلِ الْفَجْرِ وَالرَّكَتَيْنِ بَعْدِ النَّارِ يَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ يَقُلْ وَاللّٰهُ اَحَدْ مَا اُحْسِي ben sayamam. Yani çokluğundan dolayı sayamam. Neyi? مَا اُحْسِي سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i işittim. Neyi olarak işittim? يَقْرَوْ okur olduğu halde işittim. فِي الرَّكَتَيْنِ قَبْلِ الْفَجْرِ sabah namazından evvel olan iki rekette. Ve rekateyni ba'del nari. Bir de akşam namazından sonra olan iki rekette okuduğunu, eşittiğimi sayamam. Neyi okuduğunu? Kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad. Bu iki sureler okuduğunu sayamam. O kadar çok eşittim ki kaç defa eşittin desen sayısını beyan edemem. O kadar çok eşittim yani. Sabah namazında قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ birinci rekette, ikincisinde قُلْ وَاللّٰهُ اَحَدٍ. Bir de akşam namazının sünnetinde birinci rekette قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ikincisinde قُلْ وَاللّٰهُ اَحَدٍ. Daima bunları okurdu ve bunlardan evvelki iki rekette. وَفِرْ رَكَتَيْنِ بَعْدَ النَّارِ akşam namazından sonra olan iki rekette okurdu. Neyi? بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ suresini وَقُلْ وَاللّٰهُ اَحَدٍ. O kadar dikkat etmiş ki Abdullah İbni Ömer saymış hem de 24 yahut 25 defa saymış. Evet. Bu rivayette Abdullah İbni Mesud'un rivayeti gibi Hazreti Ayşe'nin 3. rivayetini teyit etti ki Peygamber Efendimiz hem Fatiha okurdu hem de Zemmü Sûre okurdu. Haddesena Rabi'ül Mu'ezzin قال حدثنا Esed ha ve حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن الحكيم الأنصاري قال أخبرنا سعيد بن يسار أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن يسار يقول بن عبد الله بن عباس يشتم يقول ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في أنبار فنز أكر إذي في ركعتي الفجر صباح نمازن إكي ركت سنة ده في الأولى بدنجد أكر منهما هو إكي ركتان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وآيات كلمة وكذي وفي الثانية ikinci rekette de okurdu قل آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ikincide de bunu okurdu Abdullah ibn Abbas da bak rivayet etti ki sabah namazının sünnetinde okurmuş ama yalnız o قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد duymamış da başka hikayet duymuş birinci rekette hangisini duymuş قُلْ آمِنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا اِلَى اَخِرُ الْاَيَةِ İkincisinde قُلْ آمِنَّا بِاللّٰهِ وَشَدْ بَاَنَّا مُسْلِمُ bunu eşitmiş. Şu anda sabah namazının sünnetinde hem Fatiha okunuyor hem de Zemmü Sûre okunuyor.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. Şimdi burada Hazreti Ebu Hureyre'den bir rivayet getirdik. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, ben işittim. Neyi işittim? Peygamber Efendimiz'i işittim ki, yakra okurdu ki, secdedeyni iki secdede. Kablel fecir, sabah namazında evvel olan iki secdede, yani iki rekette. Secdetil ula, birinci secdede, yani birinci rekette. Ve ulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileyne ve mâ unzile ilâ İbrahim el-âyet. Bunu okurdu ve fis secdeti saniyeti ikinci rekette de okurdu. Rabbena Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâne r-resûle fekribnâ me'ar-şâhidin bunu okurdu. Şu anda bu da gerçi başka ayetleri duymuş ama Fatiha'dan sonra Zemm-i Sûre okunduğunu bu da ispat etti. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayeti. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Utmar ibn Musa bin Halef'il Ammi. قال حدثنا أخي خلف بن موسى عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في أنبرة الكرد في ركعتي الفجر صباح نماز في ركعتي يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أنس بن مالك عبد الله بن مسعود رواية كبير صباح نمازنا فاتحة sonra birinci rekette قل يا أيها الكافرون İkinci rekette قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَحَدْ okuduğunu duydum diyor. Evet. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى يَحْيَى بْنِ جَنَّادِ الْبَغْدَادِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنِ مَعِينَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ إِلِيسِ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ تَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ أن رجلا قام فركع. Hazreti Cabir'den rivayet etti ki Hazreti Cabir buyurmuş ki bir adam kalktı namaz kıldı. Farekâ rek'ateyn fecr. Sabah namazının iki rekatını kıldı. Fekara fil ula birinci rekatı okudu. Kul ya eyyuhel kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun suresini okudu. Hatta enkadeti sure. Hatta sure bitti. Sureyi sonuna kadar okudu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أنبرة المزيد ذكي هذا عبد آمن بربه هذا بو آدم عبد برقل ذكي آمن إيمانتي بربه رب سنة ما دم بسورة يوفده وليس بو رب سنة إيمانتي برقل ذكي ثم قام فقرى في الآخرة وآدم قفتي كنجي بكت وفده قل هو الله أحد قل هو الله أحد وفده حتى انغدت السورة حتى السورة بكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أنبرة المزبور ذكي هذا عبد عرف ربه هذا أبو آدم عبد بالقلد كي عرف ربه رب سنة بلدي وتكي رب سنة إيمان اتدي burada da bildi çünkü evsafini zikretti. قال تلحة تلحة buyurdular ki فأنا أستحب ben güzel görürüm أن أقرأ هاتين السورتين bu iki sureyi okumayı güzel görürüm في هاتين الركتين o iki rekette yani sabah namazının o iki sünnetinde bu sureleri okumayı müstehap görürüm. Şimdi Resulullah Efendimiz'in duydu ya birinci kulya-i vel kafirini okuduğu gibi bu Rabbisini iman etti dedi. Kulü Allah'ı da okuduğu gibi bu Rabbisini bildi. Bundan dolayı Hazreti Talha'da onu okumayı güzel görürmüş. Bu talat el-hatib nefirar asakıyla söyleyeceğim. Fesi hazil asar bu eserlerde orucudur. Fi ba'deha ba'sinde orucudur ki ennehu qara fi anber efendimiz okudu ve kul ya yuhel kafirun ve kul huvallahu ahad. Bazılarında diyor ki sabah namazında bu iki sureyi okudu. Ve fi ba'deha bazılarında da orucudur ki ennehu qara bi gayri zalik. Bu surelerden başka okudu Kur'an'da. Ve leyse fi zalik fakat bunlar da olmadı. Nefyü en yekûne olmanın nefyi. Neyi olmanın? قَدْ قَرَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ Fatiha-i kitabı okumuş olan مَا مَا قَرَى بِهِ مِنْ ذَٰلِكِ onunla beraber de başka bir sure okumuş olan bu nefyde bir şey olmadı.
Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetinde Fatiha'yı okumuş, Fatiha'dan başka Kur'an'dan da bir şey okumuş. Bunu nefide, bu eserlerde, bu hadislerde hiçbir şey yok. İlla okumadı diye bir şey var mı? Yok. Fakat sebet öyleyse sabit oldu bima vasfına, bizim resmettiğimiz bu rivayetlerle sabit oldu ki enne tahfifehu zalik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah sünnetini tahfif etmesi kâne tahfifen, tahfif oldu. Öyle tahfif ki me'ahu kıraatü, onunla beraber kıraat var yani. Yani namazı hafif geliyor ama fakat yine kıraat var. Ve sebete bima zekerna, bizim zikrettiğimiz şeylerle, rivayetlerle de sabit oldu ki min kıraati, Peygamber Efendimiz'in okuması gayre fatihatil kitab, Fatiha'yı kitabın gayrisi okuması, gayri bir şey okuduğu da sabit oldu. Yani Fatiha'dan başka bize mi surede okumuş. Evet. Sabit oldu. Sebeten faali geliyor. Fakat sebete bima vasafına ne tahfife uzalike ne tahfife me'ahu kirâhu ve sebete bima zekerne min kirâti gayre fatihatil kitab. Bizim Resulullah Efendimiz namazı hafif kıldı. Yani namazı hafif kıldı fakat onunla beraber kıraat var idi. Ve Fatiha'dan başka bir şey de okuduğu ni vesfettik, rivayet ettik ya, işte bunlarla sabit oldu. Ne sabit oldu? Sebetenin faili. Nefyu kavli men, bir kimsenin kavlini nefi. Sabit oldu ki kerihe, o adam mekruh gördü. En yukura fihima, bu iki rekette okunmasını kerih gördü. Neyin okunmasını? Gayru fatihatil kitab. Fatiha kitabın gayrısının okunmasını mekruh gördü. Bunun kevrini nefih oldu. O da kim? İmam Malik. İmam Malik ne dedi? Fatiha'dan başka ben bir şey okumam mekruh gördüm dedi. İşte diyor ki onun kevrini nefih oldu. Nefih sabit oldu neyle? Bu rivayetlerle. Sebete sabit oldu. Ne sabit oldu? Nefyu kavli men kerihe. Mekruh görenin kavli. Neyi mekruh? En yakra fîme gayrı fatihatil kitab. Fatiha'da kitabın Fatiha'nın gayrisini okumak mekruhdur diyen adamın kavli nefi oldu. Fesebete sabit oldu ki ennehuma, sabah namazının iki reketi kesairi tatavu, diğer nafileler gibidir. Ve ennehu yukravu fîhima, sabah namazının iki reketinde okunur. Kema yukravu fî tatavu, nafilede okunduğu gibi. Nafilelerde ne okunmuştu? Onda da öyle okunur. وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا, hiçbir şeyi bulamadık. مِنْ سَلَوَاتِ التَّطَرُّ, nafile namazlarında hiçbir namazı bulamadık ki daha يُقْرَوُ ف۪يهِ بِشَيْءٍ, onda hiç okunmaz. وَيُقْرَوُ ف۪يهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاسَّ, nafileleri aradık ki bir namaz bulalım ki Fatiha okunur da Fatiha'dan başka bir şey okunmaz. Bulamadık. Böyle bir nafile yok. Fatiha'yı oku da zemmüsür okuma. Öyle bir nafile yok. Öyleyse sabah namazının hakkında İmam-ı Malik'in bu reyini biz iptal ettik diyor. Çünkü bu rivayetlerde de sabit oldu ki Fatiha'dan başkası da okunur. Evet. Ama Malik olsa, şimdi burada bir Malik olsa yani kabul etmezdir. وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا, biz bir şey bulamadık. مِنَتْ تَطَوُّ, nafilelerden bir namaz da bulamadık ki كُرِهَ, o nafileden mekruh ola. اَنْ يُمَدَّ ف۪يهِ الْقِرَاءَ, kıraat uzatıla. Yani öyle bir nafile bulalım ki uzun boylu okumak mekruh olsun. Var mı öyle bir nafile? Bilakis nafilelerde ne kadar uzun okursan o kadar mekruh. Fakat şimdi bunlar kıyasa giriyor. Tek adam diyor ki Resulullah Efendimiz bak sabah namazında uzun okumadı. Kısa okudu. Sen diğer nafilelere kıyas ediyorsun ki nafilelerde uzun okunur. Uzun okumak hiçbir nafilede mekruh değildir. Sabah namazında da binaenaleyh uzun okunur. Diyoruz biz orada. Diyecek ki ya bu dindir. Din nakıldır. Akıl değil ki sen aklına hüküm veriyorsun. Resulullah Efendimiz'in tehfifle kısa çarçabuk kıldığı sabit mi değil mi? Sabit. Sabit. Daha neye sen o başkalarına kıyas ediyorsun? Fakat diyor yani kıyasen. Kıyasen olmaması lazım. Peygamber Efendimiz'in kısa kıldığı, onu inkar etmiyoruz. Kısa kıldı. Fakat uzun kılmadan nehyetti mi? Yani oraya getiriyor ki uzun okumadan nehyetmedi. Yani siz de böyle kısa yapın. Kısa zemmüsürü okuyun. Yapın. Yalnız Fatiha'yı okuyun. Başka bir şey okumayın diye bir emir yok.
Bel kedüstuhibbe, belki müstehap kılındı, tuğrul hunut, hunutun uzunluğu, yani uzun boylu okumak. Ve ruviye zâliken Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den de rivayetler var, nafilelerde uzun okuyun diye. Femin zâlik, işte bu uzun okuma hakkındadır. Mâ haddesene Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesene Şifâ ibn-i Velid, kâle haddesene Süleyman ibn-i Mehran, هذا حدثنا أبو بسر الطيب قال حدثنا الفريابي قال حدثنا مالك بن مخول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم bir adam peygamber efendimize geldi فقال buyurdu ki أي الصلاة أفضل hangi namaz afdaldır قال طول القنوت hangisinde ayakta çok beklersen sıvı afdaldır yani bir adam çok kılmış, çabuk çabuk kılmış, çok kılmış. Birisi de az kılmış fakat kıyamını uzatmış. Hangi saftan? Az olup da kıyamı uzun olan eften. Haddesene Muhammed ibn-i Nu'man, kâle haddesene l-Humeydiyyü, kâle haddesene Süfyan, kâle semiyote Ebe Zübeyr, yuhaddisu en Cabir, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki, اَفْتَلُ الصَّلَاةِ تُولُ الْقِيَامِ Namazın efteli, kıyamın uzun olanıdır. حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْتُوبُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمَا اِبْنِ جُلَيْجَ اَنَا اَبِي زُبَيْرِ اَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالِ رَسُولَ اَكْلَمْ فَمِنْ بُيُرْتُلَرْ اَفْتَلُ الصَّلَاةِ تُولُ الْقِيَامِ Namazın efteli, kıyamı uzun olandır. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن ابي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمن سئل السؤال ذلك أي الصلوات أفضل لمصدرن hangisi أفضلدر قال buyurdu ki طول القيام قيام uzun olur حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان قال حدثنا سويد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أفضلنا سؤال اتك أي الصلاة أفضل نمازların hangisi أفضلدır قال طول القنوت قنوت uzun olan yani قيام وسمعت ابن أبي عمران ابن أبي عمران دي işittim ki يقول derdi سمعت ابن سماع ابن سماع işittim يقول derdi ki سمعت محمد ابن الحسن İmam Muhammed ibn-i Hasan'ı işittim. Yekûlü dedi ki, bizâlike işte bu kevlide nâkûzu biz alırız. Yani kıyamın uzun olmasını alırız. Ve huve afdalu indenâ, bizim indimizde efteldir. İmam Muhammed buyurmuş ki, bizim indimizde efteldir. Kıyamı uzun olan namaz, min kesretir rükû'i ve sücûd. Rükû'i, sücûd'u çok olan namazdan, mâ kılleti tûlül kıyam. Kıyamı tûl-i az. Yani kıyamda az duruyor, rükû, sücûdü çok. Bundan ise kıyam uzun olan namaz bizde afdaldır. فَلَمَّا كَانَ هَذَا وَقْتَكِ بُعُلْدِ حُكْمَ التَّطَوُّ Nafilenin hükmü oldu. Nafilenin hükmü ne oldu? Kıyamı uzun olan daha afdal oldu. وَقَدْ جُعِلَتْ رَكْعَةَ الْفَجْرِ Halbuki sabah namazının iki reketi de kılındı. مِنْ اَشْرَفِ التَّطَوُّ Nafilelerin en eşreflerinden kılındı. وَاُكِّدَ اَمْرُهُمَا وَاَكَّدَ اَمْرَهُمَا Bu sabah namazının iki reket sünnetinin emrini tekit etti. مَا لَمْ يُؤَكِّدْ مَا بِ شَيْ كِ لَمْ يُؤَكِّدْ اَمْرَ غَيْرِهِمَا Başkasının emrini tekit etmeyin bir şey bunları tekit etti. O gayrileri de neden? مِنَ التَّطَبُ Nafilelerden, nafileler içerisinde en ziyade tekit edilen sabah namazının sünneti oldu. Sabah namazının hakkında gelen tekit başkasının hakkında gelmedi. Öyleyse nafilelerin en efdal hangisi oldu? Sabah namazı oldu. Öyleyse sabah namazı olduğu gibi nafilelerin efdali olan kıyamı uzun olandır. Öyleyse sabah namazının sünnetinde de kıraati uzun etmek lazımdır. Peki sabah namazının hakkında tekit vardı, ötekilerin hakkında tekit yok. Bunu nereden aldın? Diyor, bunun hakkında da Resulullah'tan rivayet var. وَرُوْيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪يهِمَا مَا قَدْ حَدَّسَنَا بِنِ اَب۪ي دَاوُدِ İbn-i Ebu Davud rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِي قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَاكْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُلْ عَنْ أَبِي سَيْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet var ki kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki la tetrukû rek'ateyl fecri. Sabah namazının iki rek'atini terk etmeyiniz. وَلَوْ تَرَدَتْكُمْ sizi tart etse bile, kovalasa bile el-kaylu attılar. Yani atınan seni kovuyorlar. Seni yakalayacaklar. Sen kaçıyorsun. Atlı da peşinde seni yakalayacak. Sabah namazının vakti geldi. Yani sabah namazının sünnetini terk etme. Hiçbir nafile namaz hakkında böyle bir emir var mı? Atlı koşuyor. Seni tutacak, öldürecek. Jandarma peşinde. O adam da kaçıyor. Sabah namazının sünneti geldi. Kılsa atlı yakalayacak. Kılmasa sabah namazının sünneti geçecek. Ne yapacak? Kılacak mı, kılmayacak mı? Kılacak diyor. Yani bundan hatta bazıları diyor ki sabah namazının sünnetinin vacip olduğunu işarettir. Vacip olmasa bile, sünnet olsa bile sünnetlerin, nafilelerin en afdali. Nafilelerde kıyamın uzun olması mektup. Onun hakkında da rivayetler var. Diğer nafile namazlarda kıyam uzun olsun da en eşrefi, en ekremi olan sabah namazı hakkında kısa olsun. Bu olmaz. Onun da uzun olması lazım. Fakat dediğim gibi öteki adam sana der ki ya bu ne kıl meselesi? Resulullah Efendimiz uzun kılsaydı biz de uzun kılardık. Kısa kıldı, biz de kısa kılıyoruz. Ya onda da hikmeti var. Şimdi ezan okunduktan sonra uzun uzadı ya Resulullah Efendimiz sabah namazını uzatsaydı. Ondan sonra farzda da uzun uzadı kılacak. Ashab-ı kiram usanacak da. Ashab-ı kiram teheccüd kılmış, yorgun. Ondan sonra sabah namazının sünnetinde bekleyecekler. Ondan sonra farzda da uzun okunacak. İstiklet gelir Resul-i Ekrem Efendimiz bu olmaması için. Ezan okunduktan sonra sabah namazının sünnetini hafif yapardı ki sabah namazının farzını uzatacak. Onun için. Onda da o hikmet var. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاوي عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki إن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz لم يكن olmadı على شيء hiçbir şey üzerine من النوافل nafilelerde hiçbir şey üzerine olmadı أشد daha şiddetli olmadı ne yönünden? Muahedeten minhu, kendisinden muahede, ahet yönünden. Nafileleri yapmak yönünden hiçbir şey üzerine daha şiddetli olmadı. Alar rek'ateyn kablel fecir, sabah namazından evvel olan iki rekat üzerine olan şiddeti hiçbirisinde olmadı. O iki rekete çok dikkat ederdi. Yani diğer nafileleri arada sırada belki sünnetleri terk ederdi, sabah namazını kaç sürekli terk etmedi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء فذكر مثله بإسناده يعني başka bir senette bunu da rivayet eyledi. Geldi mi vakit? حدثنا فاتن قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة رضي الله عنها buyurdu ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimiz buyurdular rek'at el fecri sabah namazının iki rekat sünneti hayrun minet dünya dünyadan hayırlıdır ve ma fiha dünyanın içinde olan diğer şeylerden de hayırlıdır. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فلما كانت وقتك sabah namazının sünneti oldu eşrefe tatavru nafilelerin en eşrefi oldu kâne evlâ bihima öyleyse o iki rekete layık oldu ki en yuf'ale fihima o iki rekette işlenile eşrefu ma yuf'alu fit tatavru nafilelerde işlenilen en güzel şeyler onda işlenile nafilelerde en güzel şey neydi? Kıyamın uzun olması. Öyleyse sabah namazının sünnetinde de kıyamın uzun olması layık oldu kişilere de. Evet. Şimdi bu nazar terikiyle. Nazar terikiyle yapıyor. O nekl. Nekle gelince diyor ki evet o kadar okudu ama nehyetmedi ki. Sen zinhar kulu Allah'tan başkasını okuma ha bak günah nehy var mı? Yok.
وقد حدثني ابن أبي أمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول إمام أعظم إشتم derdi ki ربما قرأت في ركعتي الفجر sabah namazının iki rekatinde iki rekat sünnetinde çok kere ben okurdum cüz'eyni minel Kur'an. Kur'an'dan 200 okurdum. Eyvallah. 200. Ne demek 200? Sebihâzâ ne'hûd. Biz bununla alırız. La bâse leys olmadı en yutâle fîhîmâ. Bunlar da uzatırlar. Kıraat-ı kıraat. Uzatılmasında beis yoktur. Veyye kıraatın uzatılması indena bizim indimizde eftar-ı müneffeksir teksirden daha eftarlı kısa okumaktadır. لأن ذلك Kur'an'ın çok okunması من طول القنوت قنوتun kıyamın uzunluğundandır ki الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bunu takdir etti في التطوع نافلته على غيره غيرسنه işte orada ne diyorlar ki İmam Ebu Hanife hadisi rivayet etmiş demiş aklıyla amel etmiş baksana bir sabah namazında Peygamber Efendimiz kul ya eyyühel kafirun kulu Allah okumuş o kalkmış Kur'an'dan 200 okumuş bizde de sünnet olsa ne? Müstehap canım sünnet değil, müstehap. İmam Malik'te hiç okumamış ya. İmam Malik'te Fatiha'dan başka hiç okumamış. Başkaları da hiç okumamış. Yani hiç Kur'an'ı, Fatiha'yı da okumamışlar. Keyfi bırakıyorlar. Vakat ruviye fî zâlike izâ an İbrahim'e haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Amir hâbe haddesene Ebu Hüzeyme. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الاستوائي قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال إذا تلع الفجر فجر طلوع الدمي فلا صلاة نماز المدي إلا الركعتين إلا إكركت أولو اللتين إلا إكركت قبل الفجر سبع نماز عند نزل قلت لإبراهيم إبراهيم ما دي حمد يوت سورينك أطيل فيهما القراءة وإكركت قراءة وزطيني قال نعم إن شئت دلرسن سوزك يعني حرام değil uzatmak istersen kısa oku istersen uzun oku evet İmam Ebu Hanife'ye de sorsan ki Resulullah kul ya eyyühel kafirun kul vallahu ahad okumuş ben bunu okuyacağım ne oku uzun okuyacağım var buna tabi ister onu oku ister onu oku نعم إن شئت evet dilersen oku وقد رويت آثار بشوك حديث الرواية ذلدي عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den sonra gelen zevattan fil kiraeti fihima bu iki rekette Kur'an okudukları birçoklarından rivayet edildi. Arattu bi zikriha ben onların zikriyle murad ettim. El hüccete delil getirmeyi alamen şöyle bir kimse üzerine ki kâle dedi la kiraete fihima sabah namazının sünnetinde Kur'an yoktur diyenlerin aleyhine hüccet getirdim ki Resulullah Efendimiz'den sonra da birçokları sabah namazının sünnetinde Kur'an okudular. Temin zalik bunlardandır. Ma haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Şöbet, yani İbrahim ibn-i Muhadi, yani İbrahim el-Nakha'i, kâle kâne ibn-i Mes'ud, yakra'u fîrrekati. Abdullah ibn-i Mes'ud okurdi, ba'del nârib. Akşamdan sonra olan iki rekette ve fir reketeyni kable subuh namaz sabah namazından evvel olan iki rekette de okurdu. Kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ehad. Bunları okurdu. Çünkü Resulullah Efendimiz'den dedi ya ben o kadar işittim ki sayamam dedi. Evet. Onun için o da bunları okurdu. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Sa'id ibn Amir kâle haddesena Şu'betu anil Mughire an İbrahim ve ashabihi ennehum kânû yef'alûne zâlik. İbrahim'in Nekha'yı diyor ki Peygamber Efendimiz'in hesabından beri rivayet ettim. Onlar da bu iki sureyi okurdular. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena Şöbet'e kâle akbereni el-Amr an İbrahim'e enne eshâbe bin Mesud radıyallahu anh kânu yefalûne zâlik. Abdullah bin Mesud'un talebeleri hepsi böyle yapardılar. Akşam ve sabah namazının sünnetlerinde birinci rekette kul ya eyyuhel kafirun ikincisinde kul huvallahu ehad okurdular. حدثنا ابن المرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن العلاء بن المسيب ان ابا وائل قرأ في ركعته الفجر بفاتحه الكتاب بآيه ابا وائل ده sabah namazının iki rekatında Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bir ayet okurdu. حدثنا يونس وفهده قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عقبه بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير
ennehu semi'a Abdullah ibn Amr'in Abdullah ibn Amr ibn As'i eşitmiş ki yakra'u fi rek'ateyil fecri sabah namazının iki rek'at sünnetinde okurdi bi ümmil Kur'an Fatiha'yı kitabı okurdi la yezidu ma'aha şey'en Fatiha'dan başka bir şey okumazdı. Bu da İmam Malik'in mezhebini teyit etti.